Burdur'da bir ilk olarak son yıllarda gençlerin en büyük sportif eğlencesini ilçemizin çocukları ve gençleriyle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Gençliğe yönelik projeler belediye olarak büyük önem veriyoruz. Bu parkımız paten, bisiklet ve kaykay kullanmaktan zevk alan gençlerimizin vazgeçilmez mekanları arasında olacak, yerini alacak. Gençlerimizin ve ailelerinin bu parkımıza büyük bir ilgisi olduğunu daha açılmadan parkımıza gelerek kullanmalarından biliyoruz. Parkımız hakkında kısaca bilgi verecek olursam, Sanayi Mahallesi'nde bulunan parkımız 23 Nisan Caddesi üzerinde. Ekim ayı sonunda yapımına başladık. Bugün nasip olursa açacağız, açıyoruz. Genel alanı 1829 metrekare. Skate park alanı 612 metrekare. Çocuk oyun alanı 182 metrekare. İçerisinde 7 platformlu skate oyun elemanları, 5'li spor aleti, dönence tahterevalli, ikili tahterevalli, ikili salıncak, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte beraber salınabileceği salıncak, 5 metre uzunluğunda 6 oturma alanı, 4 oturma bankı, pergoleli, bisiklet istasyonumuz ve kamelyamız mevcut. Bildiğimiz klasik park anlayışının artık dışına çıkmak istiyoruz biz de Bucak Belediyesi olarak. Sadece halkımızın vakit geçireceği bir alan olarak değil de temalı parklar yapmak istiyoruz bundan sonra ilçemizde. İlkini de burada yapıyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah bundan sonraki süreçte de macera parkı gibi temalı parklar Bucağımıza kazandıracağız. Gençlerimiz bu parkı bizden istedi. Biz de bu parkı onların hizmetine sunuyoruz. İnşallah ilçemize, çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olsun diyorum. Evet, bugün Bucak açısından da tarihi bir gün. Çünkü ilk defa olan, görmeye alışık olmadığımız bir park. Kaykay Park. Kaykay Park. Sanıyorum Burdur ilinde ilk. Bu şekilde yapılmış olan, bu metrekarede ve bu özelliklerde Burdur'da yapılmış olan ilk Kaykay Park. Dolayısıyla gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Enerjilerini başka bir yerde değil de bu gibi sporlarla harcamalarını temenni ediyorum. Bunun için de Bucak Belediyesi üzerine düşen görevi yapmıştır. Dün belediye başkanımızla yapmış olduğumuz bir görüşmede proje kitapçığımızda bulunan 5 yılda 55 proje başlığı altında bir şey yayınlamıştı seçime giderken. Dün onu kontrol ettik. 20'ye yakın proje gerçekleşmiş, 15'e yakın projenin de başvurularını yapmışız ve takibini de il milletvekilleri olarak yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda da proje kitapçığımızı tamamlayıp üstüne daha farklı işler yapmak için gayret edeceğiz. Belediye başkanlarımız malum göreve geldiklerinde altyapıyla ilgili çalışmaları zaten yapacaklar. Onların asli görevleri. Ama sosyal içerikli faaliyetlerde biz her zaman yanlarında olacağız. Ne kadar çok katkı verirsek o kadar sosyal içerikli projelerin başarılı olması için çaba göstereceğiz. Çocuklar önceliğimiz, gençler önceliğimiz, kadınlar önceliğimiz. Dolayısıyla bu gönül belediyeciliği içerisinde başkanımızın ve belediye çalışanlarımızın yapacağı çalışmalar önemli. Güzel an çocuklarımız özellikle pandemi süreci içerisinde hep evlere kapalı alanlarda kalmışlardı. Bugün yine açılışım 4 arası denk gelmesi, özellikle tercih edilen saatin bu olması yine çocuklarımız açısından önemliydi. Biz pandemi süreci dışında da hep şunu ifade ediyoruz. Anne babalar, biz yöneticiler hep ifade ettiğimiz bir şey var. Diyoruz ki çocuklarımız
Teknolojiyle evet öğrensinler, bilsinler ama vakitlerini orada öldürmesinler. Sokağa insinler, sokaklarımızda çocuklarımız eskiden olduğu gibi oyunlarını oynasınlar, birbirleriyle kaynaşsınlar. Problem çözme yeteneklerini geliştirsinler ve yardımseverlik duygularını geliştirsinler. Ancak şikayet ettiğimiz konu hep şuydu: bizim sokaklarımız güvenli mi? Ve sokaklarımızda ve mahallelerimizde çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri alanlar var mıydı? İşte bu son derece önemliydi. Biraz önce Sayın Milletvekilimizin de ifade ettiği gibi, evet belediyelerimiz altyapı yapar ve zorunlu hizmetleri tamamlar. Ama bunun dışında zorunlu olmayan hizmetleri de yapabilir ifadesi kanunlarında geçmekte. İşte bu toplumumuzun daha ileriye gitmesi, çocuklarımızın daha güzel ortamlarda oynayabilmesi ve yarının inşasını yapacak olan çocuklarımızın iyi ve nitelikli yetişmesi için işte bu mekanlara son derece ihtiyaç var. Ve zannediyorsam benim daha önce de Antalya'da gördüğüm bu kaykay pisti ve çocukları da imrenerek izlemiştim. İlk defa Bucak'ta yapılmış olması beni gerçekten mutlu etti. Nice hizmetler yapmayı nasip eyle Allah'ım. Yapılan bu hizmeti amacına uygun olarak kullanmayı nasip eyle Allah'ım. Çocuklarımıza, gençlerimize hayırlara vesile olmasını nasip eyle Allah'ım.